Ben çok kısa bir kurla ilgili beklentilerinizi de sorup ondan sonra dün akşam Amerika Merkez Bankası Fed tarafından 75 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Onu değerlendirelim isteyeceğim ama önce Murat Hocama söz vereyim. Bütün bu tablo içerisinde, bütün bu anlattıklarınız çerçevesinde kurda nasıl bir beklenti içinde olmalıyız yakın gelecek dönemde? Evet, şimdi kurda yukarı yönlü hareketin seyrinin süreceğini bekleyebiliriz. Burada bir soru işareti yok. Yalnız Arda Bey'in de az önce belirttiği gibi burada bilmediğimiz durum şu. Yani faiz politikası tam anlamıyla gelişmiş ülkelerdeki ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki politikanın tersine seyrettiği sürece burada güçlü bir baskı olacak Türk lirası üzerinde. Ancak buna karşılık olarak dışarıdan yabancı para girişi var, döviz girişi var ve bunun kaynağını bilmiyoruz biz. Nereden, ne şekilde, hangi koşullarda giriyor? İşte net hata noksan kaleminde bunu görüyoruz. Bir kısmının Rusya'dan girdiğini biliyoruz. Önemli bir kısmı Rusya tarafından girdi. Onu da biliyoruz ama ne kadar sürecek, hangi koşullarda giriyor buna dair çok fazla da bir bilgimiz yok. Dolayısıyla orası kritik rol oynuyor. Bakın, şu anda geçtiğimiz 3-4 ayla içerisinde eğer kurda bir nispeten bir istikrar görüyorsak en azından o dalgalı hareketin dalga boyunun kısaldığını görüyoruz. Bunun sebebi zaten dışarıdan sağlanan kaynakla kurun bastırılması döviz satarak. Bunun devamlılığını bilmeden kura dair gerçekçi bir tahmin yapamayız. Çünkü bir süre sonra eğer bunun temininde zorluklar yaşanırsa sert bir patlamayla mesela 25 civarı bir noktayı görebiliriz. Ama bu böyle bir durum gerçekleşmediğinde mevcut tabloda olduğu gibi kuru bastırabilirlerse o durumda da 20 seviyesinde yılı tamamlarız. Önümüzdeki seçime doğru giderken de 25 seviyelerinde bir kurla seçime gideriz diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi buradaki en önemli parametre buradaki Türkiye'ye dönük yabancı sermaye girişlerinin ne kadar da sürece, çünkü bu öyle portföy yatırımları şeklinde giren bir para değil, doğrudan yatırım olarak girmiyor. Hangi kanalda nasıl girdiğini de bilmiyoruz. Burada şeffaf bir mekanizma söz konusu değil. Evet.